Evet arkadaşlar, en önemli konularımızdan birisi de eşimizin, sevdiklerimizin, büyüklerimizin veya küçüklerimizin bize getirdikleri kesme çiçekler, vazoluk çiçeklerimiz. Bunların bakımlarını da yaparsak 3-5 günde ölmezler, daha çok 15-20 günde yaşama ihtimalleri de var. Yaptığımız en büyük hataları size göstereceğim. Bu hataları yapmamaya dikkat ederseniz bu size gelmiş hediyeleri yaklaşık olarak 20 gün boyunca evinizde muhafaza edebilirsiniz. Bunların çeşitli kokulu bitkiler de olabiliyor. Yapmanız gereken olayı kısaca size tarif edeyim. Şimdi elimize gelen buket tabii bu şekilde çıplak değil, süslü olarak gelecek. Öncelikle dışındaki süs kabını çıkartıp atıyoruz. Sonra bitkimiz aynen şu şekle dönüyor, çıplak haline. Burada da sap bölümünde ya lastikle veya bir rafyayla bağlı olmuş olması gerekiyor. Bu bağını çözdükten sonra bitkiyi vazomuza koyacağız. Ama vazomuza koyarken en çok dikkat edeceğimiz husus cam vazomuzun suyunu dip bölümünde doldurmak. Yani ağzına kadar kesinlikle doldurmuyoruz. Bir kere en büyük hatayı burada yapıyor hanımlarımız. Çiçeğin su alma yeri sapı olduğu için, en alt seviye olduğu için şu kadarcık bir su bölmesi yeterli olacaktır. Eğer çok su koyarsanız çiçeğimizin şu bölgelere kadar suyun içinde, sap bölümünün suyun içinde olması durumuna geçiyor. Bu durumda ne oluyor? Bütün gövdeyi çürütmeye başlıyoruz. Bu da bitkinin çok kısa sürede ölmesine sebep oluyor. Bu tarz kesme çiçek bitkilerinde suyu sapın alacağı bölgeye kadar dolduracağız. Daha sonradan çiçeğimizi bu şekilde yerleştirdiğimizde bağını da çözdüğümüz için böyle dağınık pozisyona gelecek. Burada kendi zevkimize göre bu çiçeklerin rengini, boyutunu istediğimiz gibi ayarlayıp kullanıma devam edebiliriz. Bu çiçeğin suyu yaklaşık 1-2 gün içinde sapların erimesinden dolayı renk değiştirecek. Bunu da zaten kendi gözünüzle de göreceksiniz. Ve çok uzun süre bu suyu değiştirmezseniz koku da yapmaya başlar. Bu kokuyu da suyu tazeleyerek giderebilirsiniz. Yani nasıl? Bir gün, iki gün geçti mi? Şu demedi böyle bu tutuyorsunuz. Bu suyu boşaltıyorsunuz. Yine aynı seviyelerde yeniden su koyuyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Yaz günleri 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklarda su çok çabuk ısınacağından dolayı genelde 1-2 parça buz atmamızda çiçeğin yaz günlerinde daha iyi büyümesini sağlayabilir. Büyüme derken tabii ki hani gonca aldığımız çiçeklerin açmasından bahsediyoruz. Ne kadar gonca alırsanız süresi de o kadar iyi olarak gelişir. Kesme çiçekte ve vazoluk çiçeklerde dikkat edin, en büyük hususlar bunlar. Bitkilerimizi her su değişiminden sonra da şu sap bölümlerinden yaklaşık bir parmak, kabaca tabirle 1 veya 2 santim olarak makas veya bıçakla şuradan kesip taze suya öyle koymaktır. Her su değişiminde bunu yaparsak bitkiniz daha da uzun olarak size masanızda renkli görüntü vermeye devam eder.